dün gün boyu medya üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir haber konuşuldu. Güya Erhan Petekkaya sosyal medya hesabı üzerinden Başkan İmamoğlu'na hakaretler yağdırmış. O hakaretleri ben buradan okumayacağım. Hepiniz okudunuz. Çünkü öyle ki girdiğimiz bütün haber siteleri bunu yayınlıyordu. Ancak Tepkilerin ardından Erhan Petekkaya bir açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımları ben yapmadım. İşten çıkarmış olduğum bir çalışanım yapmış. 18 defada hesabım ele geçirildi. Kendisiyle konuştum. Çok üzgün olduğunu, pişman olduğunu belirtti. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim dedi. Petekkaya'nın açıklamasını okumadan önce şunu dile getirmek zorundayız. Yok öyle. O çalışanı her kimse onu Ekrem İmamoğlu'na bildirmek zorundadır. Ekrem İmamoğlu da avukatları aracılığıyla dava açar mı açmaz mı bilemeyiz. O onun vereceği karardır. Ama gün boyu İmamoğlu basın tarafından hedef haline getirildi. Aynı basın Petek Kaya'nın o söylemediği sözleri açıklama yaptı ya o açıklamayı yayınlayamadı. Onların işi gücü İmamoğlu'na nereden çakarsak nereden vurursak o bizim karımızdır diyerek dün gün boyu manşetlerini süslediler. Zaten İmamoğlu olmazsa haber bulamayacak durumdalar haber yapamayacak durumdalar. İmamoğlu onlar için büyük bir malzeme. O yüzden bir malzeme buldular mı hemen atlıyorlar. Petek Kaya'nın açıklaması da şu şekilde. Gelin hep birlikte okuyalım. Söz konusu paylaşımlar maalesef bana zarar vermek amacıyla işten çıkardığım için kendisi tarafından anlık bir öfke ve iyi olmayan bir ruh haliyle yapılmıştır. Hesabımın paylaşımlarından sonra Instagram servisi değil kendisi kapatmıştır. Daha önce 18 kez hacklendiğim için bu durumu da böyle bir şey zannettim. Kendisiyle konuştum. Çok pişman olduğunu biliyorum. Daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Ülkemizin bu zor günlerinde tüm bu yaşananlar için çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim. Sevgi ve saygılarım da. Bu mesajda İmamoğlu'ndan bahsedilmemiş ama keşke olayın mağduru olan Ekrem İmamoğlu'nda arayıp bir özür dile Serhan Petekkaya. Hatta ikisini biz yan yana görüntü olarak konuşarak da görebiliriz. Sosyal mesafe nedeniyle yüz yüze görüşemeyebilirler. En azından yandaş medyaya da bir ders vermiş olur Erhan Petekkaya. Çünkü bu olayın mağduru sadece kendisi olmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olmuştur. Çünkü hakarete uğrayan kişi İmamoğlu'ydu. Bir milletvekiline bir bakana yapılmış olsaydı bu sözler, Petekkaya'nın hesabından bu paylaşımlar yapılmış olsaydı aynı gün Petekka'ya belki de göz altındaydı. Bu kadar açık ve net.